Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba. Arkadaşlar bir gün böyle bir video yapalım dedik. Asıl videoyu eşim yapmış olacak. 5 gün hastanede kalmıştı yaklaşık. O süreç nasıl geçti yani doğum için onları anlatacak. Ve hastanede kendi oda turu yapmış. Evet. Hem yemekleri göstermiş, yemekler falan nasıl. Bu konuda işte birkaç... Küçük bir video yaptım. Aynen. Bu konuda işte bir şeyler anlatacak. O zaman hadi gelin videoya geçelim. Herkese selam arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben hastaneye yattım. Suni sancılı doğum gerçekleştirecek günde geçtiği için. Böyle oda turu yapayım dedim size. Şu giriş kapısı. Burada hemen lavabo var. Birazdan göstereceğim. Burada eldivenler, dezenfekte, çöp. Burada benim yatağım var. Orada bir başkası kalıyor. Ama şu an gitti. Şöyle dışarısı da görünüyor. Bir tane televizyon, iki tane tabure, masa, sandalyeler var. Yani burası böyle bu şekilde. Şurada bir tane şöyle kumanda var, aparat. Acil durumda kırmızı düğmeye basıyorsunuz, hemşire geliyor. Orada da var. Yani ışık ayarları falan var. Şu gördüğünüz ışığı buradan kapatabiliyorsunuz. Şöyle ben banyoyu da göstereyim. Böyle normal bir tuvalet, banyo. Burada hemen böyle hemşire çağırmasın düğme var. Burada da böyle lavabo var. Bu şekilde. Böyle kağıt verdiler. Bunları dolduracağım. Bu böyle yemek, hani ne yemek istediğinize göre. Bu kahvaltı için böyle. Mesela burada domuz olanları işaretlemiyorum. İnek ve tavuk olanları işaretliyorsunuz. Burada daha önceki akşam yemeği için. Genelde bunlar akşam yemeğinde de böyle kahvaltılık ekmek türü oluyor. Böyle Abendbrot olarak geçiyor. Akşam ekmeği gibi. Burada zaten hayvanlardan da görünüyor. Burada da böyle yazı var. Neler çıkacağına göre değişiyor. Yani birini seçiyorsunuz. Mesela pazartesi günü makarna çıkıyormuş. Ve puding çıkıyormuş. Çikolatalı ve inek etli bir şey çıkıyormuş. Tam anlamadım. Ya onu seçiyorsunuz ya balık varmış ya da vegetarş olarak şu varmış. Kamera eklemedi bu. Yani içinden birini seçiyorsunuz. Yanlış anlamadıysam bu öğlen için. Çünkü akşam yemeği bu kahvaltı. Bu da günlük yemek için. Şöyle gelişmelerden bahsedeyim. Bu yanımdaki kadın sezaryen doğumu olacağı için başka yere aldılar. Yarın sabah olacakmış galiba. Yatağını da götürdüler biraz önce. Şu an tek kaldım. Akşam yemeği geldi. Saat 6'da geliyor. Şu an 5.40 ama 6'da geliyor. Ben sabah doldurmuştum kağıtları ama bugün hani hemen yapamıyorlar. O yüzden yarın için olmuş oluyor. Şöyle onlar kendi kafalarına göre yapıyorlar. Bir tane iki tane ekmek, bir gri ekmek, bir de normal kepekli ekmek. Gouda peyniri, friş gezi bu ekmeği sürmek için. Bir tane daha peynir, bir de böyle ürün salat, havuç salatası varmış. Ve şey çilekli yoğurt, sadece bana hangi çay istersin diye sorular. Bir tane de çay var. Şöyle açıp göstereyim bunda ne var. Şunu şuraya koyalım. Şöyle iki tane ekmek. Bu işte kepekli. Bu da grauburat olarak geçiyor. Şöyle iki tane peynir. Böyle zane krem yazıyor. Ama burada değişik yazıyordu galiba. Fazladan koymuş olabilirler. Bir tane de böyle ekmeği sürmek için bunlar da. Akşam yemekleri genelde bunların böyle oluyor. Hani sabah kahvaltısı hafif yiyorlar. Şimdi bunları biraz yiyeceğim.
Kısaca bu doğum sürecimden de biraz bahsetmek istiyorum. Şu an ben günü doldurdu bebeğim. 2 gün geçti hatta, bugünle ikinci günü. 40 hafta 2 günlük olarak geçiyor. 41. haftaya atlamış oluyor yani. Benim hani bebek çok hareketliymiş. Hani sürekli yan duruyordu. Doğum pozisyonunun tersine falan da duruyordu. Sürekli hareketli olduğu için. O yüzden tekrar biz hastaneye geldik. Randevumuzdan sonra yan durduğu için bebek. Hani doğum zamanında geldi çünkü. Döndürülecekti ama hastaneye geldi. Tekrar doğru pozisyonu almış. O yüzden hani doktorumuzun da tavsiyesiyle hani burada kalıp suni sancı vermekti. Biz de kabul ettik. Dün işte hastaneye yattım. Dün gece, evet akşamı buldu yani benim buraya yatmam. Akşam yemeği işte tam bu saatler, tam bir gündür hastanede kalıyorum. Gece yer olsaydı geceden ilaca başlayacaklardı ama gece bu doğum yerinde yer yokmuş. O yüzden bugün sabah başladılar. Sabah 10.30'da ilk hapı verdiler. Yani burada hap olarak veriyorlar. Hani Türkiye'de yokmuş galiba hap. Çünkü araştırdım, bayağı bulamadım. Herkes damar yolundan, suni sancıdan bahsetmiş. Benim tam bilgim yok ama işte ben burada ben bildiğim kadarını size anlatmak istiyorum. Şöyle oluyormuş bu hapta. Bir tane tablette 2 saatten 2 saate daha atabiliyorsunuz. Siz de tam atmıyorsunuz da aşağıdan size veriyorlar. Yani ebelin doktor kontrolü altında atılıyor ve de STG cihazınıza bağlı olarak da çocuğun kalp atışı ve hareketleri gözlemleniyor. Benim 2 tane aynı anda 4 saatten 4 saatte atılıyor. Ben bu şekilde uyguluyorlar bana şu anda. 2 tane hapı attım. 4 saat ara geçten sonra tekrardan bir alt kata iniyorum. STG'ye bağlıyorlar. Sonrasında tekrar bir 2 hap atıyorum. Bir yarım saat kadar daha STG'de bağlı kalıyorum hapattan sonra. Daha sonrasında hani bu 4 saatten 4 saate tekrarlıyormuş. En fazla hani 24 saati bulabiliyormuş ağrının gelmesi. Hani ağrı gelmeye de biliyormuş. Yani kişiden kişiye değişiyormuş. Hani bu hapı attım, suni sancı gelecek diye de bir şey yokmuş. Ama bu tabii deneme %100 başarılı olunamaya da biliyormuş. Size böyle bir buradan bahsetmek istedim. Çünkü Türkiye'de hep okudum. Damar yolundan falan suni sancı veriyorlarmış. Çok sert oluyor falan da yazanlar var. Burada bu şekilde oluyor. Şimdi yemeğim de geldi. Biraz bunlardan atıştıracağım. Bir yarım saat sonra da tekrar üçüncü hap için ineceğim. Üçüncü kez inmiş olacağım. Toplam bugün 2 tane attım. Yani toplam 2-2 attığım için de 4 tane atmış oldum. Şimdi birazdan bir tekrar daha ineceğim. Ama şu ana kadar böyle bir dayanamayacak bir ağrım yoktu. Çok hafif bir ağrım vardı. Bakalım nasıl olacak. Öncelikle en son sancı için hap verdiklerinden bahsetmiştim. Videonun oradan sonrasını zaten çekemedim. Oraya biz o gün gittiğimizde değildi değil mi? Öteki gündü değil mi? Evet, oraları falan çektim. Güzel anlattım hepsini. En son tekrar bir hap verecekler demiştim. Hap verdikten sonra benim bir saat sonra falan suyum geldi. Ondan sonra zaten odamı değiştirdiler. Yani aşağı kata indim. Çok ağırmış anladığımda. Uzman. Çok ağır bir sancım yoktu hiç. Çok ağır bir sancım, ondan sonra suyum geldi. Sabaha kadar tabii 5 dakikada bir sancım başladı. Hmm. Ama sabaha kadar hiçbir şey olmadı. Doğum falan olmadı. Saat 10.30 dayanamayacaktı bir sancım oldu. Kahvaltıdan sonra tekrardan bir STG'ye yolladılar. STG'de dayanamadım artık sancıya. Sonrasında zaten hani doğum başlıyor diye seni aradım. Sen geldin. Yani bu şekilde oldu. Ona zaten çocuk doğduktan sonra da video çekemedim. Normal olarak yani. Aynen. Ama yemekler zaten gösterdiğim aynılara geliyor. Alt kata indiğimde de doldurduğum formla alakalı bir yemek gelmedi bana. Hep yanlış yerlere geldi. Evet. Çünkü o kağıdı kaybediyorlar ya da mutfağa mı vermiyorlar artık bilmiyorum. İstediğim yemekler gelmedi. Ama seçebiliyorsunuz yemekleri orada. Mesela Almanya'da tabii domuz haram olmadığı için genelde et ürünlerinde falan domuz resimleri var, anlamayanlar için böyle. Vejetaryen olanları da seçebiliyorsunuz. Onlara mesela lazanya göstermiştim. Orada konuşmamıştım. Lazanya'da vejetaryandı, et yoktu, içinde mercimek dendi. İlk defa öyle bir yemek gördüm ama güzel evet. Değildi herhalde. Fena değildi ama böyle yeni yıldım. Yarısını yiyebildim ancak.
Sana kısaca şeyden de bahsedelim. Yeni doğan bir çocuk burada. Hani biz eşim de ben de Türk vatandaşıyız. Evet. Burada yeni doğan bir çocuk Alman vatandaşı olarak sayılıyor değil Evet. mi? Alman pasaportunu alıyor. Evet. 18 yaşında da kendi kararıyla hani istediği vatandaşlığı seçebiliyor. Biz de şu anda başvuru yapıp konsolosluktan Türk vatandaşı yapabiliyoruz. Evet. Öyle oluyor değil mi? Evet işte. 18 yaşına kendi karar veriyor. Evet. Şifte vatandaşlık da olabiliyor. Evet işte öyle de olabiliyor. Bir de şeyden bahsedecektim. Türkiye'de nasıl bilmiyorum ama burada hani yeni doğan çocuklar ya da kaç yaşına kadar bilmiyorum. İkrar şu an 2 yaşına kadar mesela hastalanan doktor dedi bir ilaç yazıldı. Onlar ücretsiz olarak karşılanıyor. Hani bütün doktorun yazdığı reçeteli ilaçlar ücretsiz oluyor. Yani ücretsiz bir şekilde eczaneden alabiliyoruz. Evet. Ama tek doktoru reçete yazarsa. Evet. Hani biz kendimiz eczaneden alırsak hani Hastane masraflarını hepsini sigorta ödemiş oluyor. İlaçları da ödemiş oluyor. Yani reçeteli oldu mu doktordan. Olmadı mı tabii kendiniz ödüyorsunuz. nasıl ilaç? Bizim için mi? Nasıl? Çocuk için mi, bizim için mi ilaçları? Genellikle bizim için. Mesela doktora gittin. Bazı ilaçlar reçeteli oluyor. Onu hani o zaman para ödemeden alıyorsunuz. Ama bazıları da paralı oluyor. Reçete yazmıyor doktor. Onu da kendiniz ödemeniz gerekiyor. Mesela ben de kalp hapı alıyorum. Evet. Onu mesela kendim ödüyorum. Mesela ben hamileliğimde Guatrapa alıyordum. Onu ödemiyordum. Evet. Ücretsiz olarak alıyordum. Yani orada doktor işaretliyor böyle. Ya. Onu hani fry diye ödemiyor diye. O zaman ödemiyorsunuz. Bir de doğumdan sonra burada hani doğumdan önce de gelebiliyor. Hamileliğin sonlarında ebe geliyor. Ebe bulmanız gerekiyor. Yani yani herkes buluyor genelde. Bulmanız gerekiyor çünkü. Doğumdan sonra da size gelip yardım ediyor. Çocuk bir yaşına gelinceye kadar falan her hafta ya da 2 güne bir istediğiniz vakitte sürekli geliyor ücretsiz bir Aynen. şekilde. Onda işte sigorta ödemiş oluyor. Evet. Kısaca bir de şeyden bahsedecektim. Türkiye'de hep görüyorum hastane çantası hazırlığında çocuğun bezini falan, çocuğun kıyafetlerini falan çok koyuluyor. Almanya'da burada genelde hani kendi tercihini sabah ama genelde hastaneden giydiriyorlar. Hastanede doğduğunda çıkışa kadar hastaneden giydiriyorlar Hem daha bebeği. temiz oluyormuş o. Hastanedeki kıyafetler daha temiz olmuş oluyor. Çünkü 100.000 kere yıkanmış olmuş Evet. oluyor. Ondan hani hiç bakteri, kir kalmıyor. O yönden iyi oluyor yani. Evet. Hastanede kullandığınız ya da çocuk için kullandığınız bezi orada zaten bir paket veriyorlar size. Açtığınız için de eve götürüyorsunuz. Hatta ben sormuştum hani götürüyor muyuz diye. Açtığımız için onu çöpe atıyoruz Evet, demişti. Hani götürmeseniz çöpe atılıyormuş. ondan götürün diyorlar. Bir paket size veriyorlar. O yüzden hani sadece hastaneye çıkışı için çocuğun kıyafetini bez zaten gerek yok. Bütün hepsi orada. Kendiniz için Evet. kıyafet götürürsünüz. Çok bir şey yani lazım olmuyor. Yani. Süt sağma makinesi falan da götürenleri görüyordum ben ama burada hani hadi herkes kendi özel kullanabilir ama orada hastanelerde var. İsterseniz de onlar veriyor. Bütün hani krem olsun, pişi krem olsun hepsini oradan verebiliyorlar. Evet. Başka ne böyle süreçlerden geçtin? İyiydi aslında hepsi. Böyle geceleri falan nasıldı? Gece yani bir yardıma ihtiyacınız olunca sürekli hemşireler geliyor, soruyor. Hani Memnun mu kaldın hastanede? memnundum ben ya. Hani ilk ikradaki doğum yaptığımda korona zamanıydı. Biraz böyle sıkıntılar yaşamıştım. O zaman çok kötüydü ya. Evet ama şu an daha iyiydi. Evet. Hatta biz bu hastaneyi çok beğenmemiştik. Başka hastaneyi düşündük ama yakın diye yine burayı Ya tercih doğum ettik. yerinde genellikle iyi oluyorlar orada hani ebeler, şeyler Evet. kadın olmuş oluyor yani nasıl diyeyim şimdi? Çünkü yani doğum yapıyorsun orada daha bir ilgi gösteriyor Evet. çocuğa ama acil bir sıkıntınız oldu mu gidiyorsun orada ayağın kopmuş bekletiyorlar. Hatırlamıyorum kaç saat kalmıştık ya. Evet zaten bu sefer de kaldık da bekleme odasında bekledik Evet. biraz. Oda müsait ol, boş Ama olmadığı acile için. kaçıncı defa gidişimiz oldu? Evet, ilk Mesela daha önce senin ne gitmiştik. içindi? Başka hastaneye gittiydik.
Böbrek taşı için miydi? Ya onun içindi değil mi? Sabaha kadar beklettiler, almadılar. Yani seni bir de kendini al. Tek seni aldılar içeriye. Evet. O korona zamanında yanıma ikinci yan... Korona zamanında mı? Yine değildi. Evet. İkrada, evet, korona zamanı yine. Sonunda gibiydi. Bayağı beklettiler. Sonra eşimin anlamcısı yok. Tek bu yalnız aldılar. Evet. Bir şey anlamıyor. İğne falan yapmışlar böyle hiç. Evet. Yani bayağı ne sıkıntılarda yaşayabiliyorsunuz. Yani evet. Yanınızda hani Türk hemşire falan var diyorlar ama çağırmıyorlar bazen de. Yani çok umursamıyorlar. Evet. Kısaca böyle bahsetmek istedik. Bir de burada hani zor kalmadıkça sezaryen doğum yapmıyorlar. Evet. Normal doğumu daha yani ün sıradan. Evet, hani çocuk yan geliyor olsa bile onu bile hani öyle normal doğum olarak seçeneklere sunuyorlar yani. Evet. Döndürme olur. Ama yan da doğum oluyormuş. Çocuk yani arka şey taraftan. Hayır. Tam ters dedi. Evet, o şekilde doğum olabiliyormuş. Hani burada son hani köpten önce son çıkış olarak sezaryen. Türkiye'de şey... niye hep sezaryen yapıyorlar? Bilmiyorum, hani orada hani isteğe bağlı hani özel hastaneler yapıyor büyük ihtimalle. Devlet ama çoğu kişi o da sezaryen yapıyor herhalde. Evet, çünkü ben orana bakmıştım. Türkiye'de %50 oranında sezaryen yapılıyormuş. Almanya'da %30 öyle bir şeydi. Hmm. Yani zora kalmadıkça yapmıyorlar burada. Bence şey. Normal doğum tabii ki her zaman daha iyi. Evet. Çünkü kanında böyle yarık olmuş oluyor. Tabii doktor hani bebek için ve anne için daha sağlıklıysa tabii onun sezaryen doğum öneriyor tabii ama. Evet. Hani durduk yere keyfi bir şekilde önermiyor. Doğumdan sonra da 2 gün mutlaka hastanede kalmanız gerekiyor. Çünkü 36 saat sonra bebek için U2 testi yapıyor. Onu da zaten herkese tavsiye ederim orada kalmasını. Evet. Çoğu erken çıkmak istiyor ama doktor tabii ki... Ama çıkabiliyorsun. Doktor tek öneriyor. Evet. Kalmanı öneriyor. Bence ama kalırım mı hani... Biz doğumdan 4 saat sonra çıkabilirsiniz demişlerdi. Biz çıkacaktık, sonra vazgeçtik. Evet, çünkü çocuğa bakımı ol dedi. Yoksa eve geldiniz mi bir de gittiniz çocuk doktoruna, evet, ayrıyetten. Bir gün sonra çocuk doktoruna 36 saat sonrasında çok gereksiz U2 testi yapılıyor. Evet. Kontrol yani U2. Hani birinci kontrol yapıldı, ikinci kontrol gibi. Evet. Video bu şekildeydi. Böyle bir kısa video yapalım dedik. İnşallah beğenmişsinizdir. İşte eşimin videosu olmuş oldu bu da. Beğendiyseniz bir beğenme butonuna basarsanız, destek olarak da kanalımıza abone olsanız çok seviniriz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.